Merhaba sevgili boğalar. Selamlar sevgili boğalar. Bilinç Okulu Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan sizlerle beraberiz. Ne diyorsun boğalar için sevgili Demet? Çok evet. Ciddi bir dönem içinde önemli boğalar. Önemli bir aydayız yine. Yılın son güneş tutulmasını, son tutulmasını yaşayacağız bu ay. Beşinci tutulma olacak. Kasım ayının ilk haftasında Akrep Burcu'ndaki tutulmayla bu haftaya başlıyoruz. Boğalar için de tabii önemli bir tutulma karşıt burçlarında oluyor. Evlilik tutulması dediğimiz evet, tutulma evet. Kuzey düğümle evet. Boğa çünkü bir yedi kasvi üzerinde çalışan bekar boğaların bir yıllık dönem içinde pek çoğunun evleneceğini evet. Evli oranlarının çocuk sahibi olacağını yalnızca ve yalnızca ilişkilerinde çok ciddi problemler olanların yanlış eş seçimi yapanların ve gerçek anlamda akılla değil de sırf şehvet ve ten çekimiyle evlenenlerin ayrılma tehlikesinin olduğu evet. Bir tutulmaya giriyoruz. 1-2-3-4-5 Mayıs civarında doğan boğaları çok daha fazla etkileyecek bir dönem. İş ortaklıkları ve evlilik. Yani ileriye dönük evlilik döngüsünün ortaya çıkacağı bir dönemi temsil ediyor. Çünkü kuzey düğümü. Kuzey düğümü var. Vaatler. Evet. Kuzey düğümünün olduğu her yerde çok sevgili Demet vaat vardır. Evet. Artık sen benim eski öğrencimsin. Evet. Artık koskoca bir astrolog oldun. Ama sen de öğrencilerine bunu öğretiyorsun. Ben de hala öğretiyorum. Kuzey düğümünün bulunduğu yerde vaatler vardır. Yani gelecek vadeden ilişkiler başlayacak. Pek çok boğa burcu için. Şanslısınız hanımlar, beyler. Evet, evet. Devam. 5 Kasım'da Venüs burç değiştirecek, Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. Venüs 6 Mart 2014'e kadar Oğlak Burcu'nda, uzun bir süre Oğlak Burcu'nda. Bu arada 21 Aralık-31 Ocak arası retro hareketi olacak. Bu yıl Venüs biraz damgasını vuracak gibi yıla. Yıla tabii. Boğalar için önemli tabii. Oğlak Burcu'ndan etki alıyorlar. Aslında retro dönemi hariç boğaları destekleyen bir durum. 2014 Venüs'ün... zaten Venüsyen bir yıl. Evet. Şimdi her yıla aslında pek çok gezegenle temsil edebilirsin. Ama aslında ben şöyle düşünüyorum. Baktığım çalışmalarda bir yüzyıl içinde 7 veya 8 yıl Venüsyendir. Evet. Yani çoğunluğu Merküryendir. 4 veya 5 tanesi Marsiyendir. O Marsiyen yıllarda savaş çıkar zaten. Mars etkisi de var aslında yılın ortalarında. Yılın ortalarında ama Mars terazide olduğu için gene Venüsyen. Yine Venüsyen. Yani Mars'ı da Venüs evet, yönetiyor. Evet. Ondan dolayı tam bir Venüsyen yıl. Evet. İşte evliliklerin, aşkların, çocukların çok olacağı ama yuvaların da yıkılabileceği. Yani evet. Venüs'ün şimdi olumlu etkileri var ama tabii. Olumlu etkisi de var. Yani olumsuz tabii, etkisi tabii. İşe aldatma. Tabii. Yalan. Çiftler arasındaki işte danışıklı davranışlar. Maddi dolandırılma. Yani Venüs etkisi olduğunda doğa çok güzel olur. Tabiat çok güzel olur. Ama tabiatın çok güzel olabilmesi ve estetin gelişebilmesi için bazı doğal felaketler de olur. Dediğimiz evet. Bir yapı. Evet. Yani boğa burçlarına aslında çok güçlü bir yıl bekliyor. Evet. Yıllık yorumlarımızı Aralık'ta lütfen unutmayın. Çok güzel bir yıl geliyor. Çok keyifli olaylar karşınıza çıkacak. Evet tamam. Venüs orada biraz seyahat getirebilir. Güzel eğitim, kişisel gelişim olanakları, 9. evde belki yayıncılık, medya, yurt dışı ile ilgili imkanlar. Evet. Boğalar evet. için Venüs Oğlak Burcu'nda. Mars 10 Kasım'da Merkür ileri harekette. Bak bu 10 Kasım Ulu evet. Önderimizin biliyorsun. Evet. Ölüm tarihi. Merkür ileri harekette 2 derece Akrep Atatürkçülüğün çok yükseleceğini, Atatürk milliyetçiliğinin çok yükseleceğini gösterir. Genel olarak astrolojik formlarda. Her burçta da bunu iletmemiz gerekiyor. Evet. 12 Kasım Güneş Üçgen Jüpiter Akrep Yengeç'te. Evet. Bu boğanın ya hayatının aşkıyla tanışacağını, bazı boğalar bu dönemde tanışmalar yaşayacaklar, bazı boğalar bu dönemde evlenecekler. Ama her ne olursa olsun harika bir gün. Evet güzel bir gün. Yılın en güzel günlerinden biri 12 Kasım. 17 Kasım'da bu yılda ilk defa olacak bir Dolunay evet, yaşayacaklar. Evet, yine Boğa Dolunayı, Boğa Dolunayı bu yıl boğalar için önemli bir zamanı işaret ediyor. 25 derece Boğa Burcu'nda olacak 17 Kasım'da. Dolunaylar biraz böyle sonuçlanmaları ortaya çıkarır ya da farkındalıklar oluşabilir hayatları hakkında. Belki bazı değişimler yaşamak isteyecekler, hayatlarında bazı dönüşümler ortaya çıkacak, kendileriyle ilgili yeni kararlar verebilirler. Fiziksel olarak da değişimler olabilir belki boğalarda. Mesela diyete başlayabilirler, evet, evet. Bedensel olarak bir bakımla ilgilenebilirler, evet. Check-up yaptırabilirler. Ama en önemli özellik bir dolunayın etkisi
bazı gerçekleri ay gibi görebilmeli. Onların hayatlarında duygular, davranışlar, diğer gezegenlerin temsil ettiği noktalarda. Bunları haftalık yorumlarda daha detaylı dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Bilinç Okuru Astroloji Haber Merkezi'nin haftalık yorumlarında ve Facebook aplikasyonlarında burç durumunda üye olduğunuzda ki üyelik ücretsizdir Facebook app'lerine. Bunları çok daha net görebilirsiniz. Evet, arkasından neler var? Evet, 22 Kasım'da Güneş Yay burcuna geçecek. Artık boğalar birazcık maddi konularla ortak gelirler, hisseler, banka işleri, krediler, prim, sigorta, vergi gibi konular biraz hayatlarında yoğunlaşabilir. Tabii Güneş'in Yay burcuna geçmesi 8. ev konuları yine cinselliği biraz öne çıkarabilir. Evet, cinselliği ön plan çıkardı, beslenmeye. Evet. Bir de bazıları işte orada şeye başlayacaklar, meditasyona, yogaya, spora, bazıları dinlenmeye çalışacaklar, bazıları detoks yaptıracaklar ama bu 22 Kasım'da Güneş'in Yay burcuna girmesi işte ettikleri yeminin gerisine düşebilirler. Sigarayı bırakmaya çalışırken bırakamayabilir. Evet. Diyette bazı sorunlar yaşayabilir. 30 Kasım nasıl? 30 Kasım Güneş üçgen Uranüs, o da sürprizli bir gün. İlginç bir gün olabilir. Uranüs'ün, çünkü Uranüs beklenmeyen durumlara yol açtığı için. Onu da haftalık yorumlarda dinlesinler. Arkadaşlar, haftalık ve günlük burç yorumlarına Bilinç Okuru Haber Merkezi'nin çeşitli yapılarında görebilirsiniz. Facebook app'lerinden, burç durumundan bunlara ulaşabilirsiniz. Sizi seviyoruz bu aralar. Sevgili damızlıklar, bye. Hoşçakalın.